فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما تأخر ليتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً. Değerli hemşerilerim, mucurumuzda bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Allah izin verirse bu süreç içerisinde bunu tamamlayacağız. Seçim atmosferinde, seçim vaatlerimde demiştim ki mutlaka ilçemize taziye evinin yapılmasıyla ilgili vaatte bulunmuştum, söz vermiştim. Tabii bu göreve geldikten sonra da yapmış olduğumuz çalışmalarda iş adamlarımızla görüşmeler yaptım. İş adamlarımızda Çağlayanlar, Esat Çağlayan beyefendi kendisini iş yerinde ziyaret ettim. Ziyaret ettikten sonra görüşmelerimiz arasında dedim ki işte ölüm her kapıya nasip olur ama düğün her kapıya nasip olmaz. Bizim Mucur'un bir taziye evine ihtiyacı var diye kendisine konuyu ilettim. O da dedi ki başkanım bir düşünelim, size bilgi verelim dedi kendisi sağ olsun. Bu zaman içerisinde çocuklarıyla ve kendisinin yapmış olduğu istişare sonucunda bizim yerimiz çok yerinde 2000 metrekare bir arsa üzerinde 450 metre kullanım alanlı ve bahçesiyle ve yazlık taziye evleriyle beraber bu yapmış olduğumuz yerde mescit, yemekhane, erkek taziye evi 2 tane, bayan taziye evi ve soğuk hava deposu içerisinde gazetelerimizle beraber Allah izin verirse temelini attık. En kısa zamanda taziye evimiz bitmiş olacak. Taziye evimizin Mucur Belediyesi Müfit Çağlayan ve Necda Çağlayan adına yaptırmış oluyoruz. İş adamımıza burada kendisine tüm Mucurlu hemşerilerimiz huzurunda teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu yardım ve destekten dolayı da kendisini kutluyorum. Tabii ki bizim bu yapmış olduğumuz çalışmada hem Yenice Mezarlığı'na hem de Solaklı Mezarlığı'na eşit mesafede ve şehrimizin merkezi olan terminalimizin yanındaki bulunan belediye arsamıza bu taziye evimizi yaptırıyoruz. Taziye evimizin kullanımında tabii ki içerisinde hem erkek hocamız ve bayan hocamız olacak. Cenazemizi bir evde aldıktan sonra yıkama işlemi, kefenlemesi ve camiye götürülmesi, mezarlığa götürülmesiyle ilgili tamamen belediyemiz adına taziye evimizdeki bulunan yerimizde hazırlanacak ve cenazemizi kaldırdıktan sonra da ilgili cenaze sahipleri gelecek bizim taziye evimizde en az 3-4 tane cenaze kaldırılacak bir şekilde bölümlerimiz var, odalarımız var. Ona göre de programlarımızı hazırladık. İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bugünden sonra da şunu diyorum yani ölenlerimize Allah rahmet eylesin, kalanlarına da Allah sabır versin, memleketimize de hayırlı uğurlu olsun. Tüm Mucur huzurunda da, Mucur halkı huzurunda da Sayın Esat Çağlayan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, kolay gelsin diyorum. Allah razı olsun.